Arkadaşlar merhaba, ben Şeyma Hoca. Bir önceki dersimizi hatırlayacak olursanız yay dalgalarını işlemiştik. Yay dalgalarında bir kısımla ilgili soru çözmüştük ama işte bir ortamdan başka bir ortama geçen ya da ince yaydan kalın yaya geçen dalgalarla ilgili konuşmamıştık. Kitabınızın 117. sayfasındaki kazanım testine birlikte bakalım. Bu derste bunu çözelim birlikte. Hemen birinci soruyla başlayalım. Diyor ki birbirine O noktasından eklenmiş farklı kalınlıktaki XY yaylarından X yayında şekildeki gösterilen yönde ilerleyen baş yukarı bir atma oluşturuluyor. X yayında bir tane atma oluşturmuşuz baş yukarı. O noktasından yansıyan ve iletilen atma için ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Bakın bize kesinlik belirtiyor. Diyor ki gençler ilk önce bir hatırlayalım. Ne olacaktı? Yay buraya gelecekti. Eğer ki ince ya da kalın yay ne olursa olsun fark etmiyor. İster ince yay olsun y, x'den daha ince olsun. İsterse y, x'den daha kalın olsun. Ne olursa olsun iletilen atma ne olacaktı? Aynı genlik yönünde olacaktı. Yani baş yukarı gelen atma baş yukarı iletilir. Baş aşağı gelen atma baş aşağı atma olarak iletir. Bunu bilmem gerekiyor. İletilen atma için. Ama yansıyan için ne olacaktı? Y daha kalınsa burası sabit uçuş gibi davranacaktı. Baş aşağı çevirecekti yansıyan atmayı. Eğer Y daha ince ise burası serbest uçuş gibi davranacaktı ve atmayı çevirmeyecekti. Atma geldiği gibi geriye yansıyacaktı. O noktasından yansıyan ve iletilen atma için ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Yaylar aynı cisim maddeden yapılmıştır. Yani K'ları, esneklik sabitleri aynı, kalınlıkları aynı değil. Tamam mıyız? Bakalım, iletilen atma baş yukarıdır. Tekrar söylüyorum, ister baş aşağı gelsin, ister baş yukarı, ister kalın yaya geçsin, ister ince yaya. Ne olacaktı? Baş yukarı gelen baş yukarı iletir, baş aşağı gelen baş aşağı iletir. O zaman bir kesinlikle doğrudur. Yansıyan atma baş aşağıdır. Bakın yansıyan atmanın baş aşağı olabilmesi için ben Y'nin kalın mı yoksa ince mi olduğunu bilmem gerekiyor. Y'nin kalınlığıyla ilgili bana hiçbir şey söylenmemiş. Y X'den daha kalındır, Y X'den daha incedir. Böyle bu şekilde hiçbir şey söylenmemiş. O yüzden ben burada kesinlik belirtemem. Tamam? Yansıyan atmanın hızı, iletilen atmanın hızından büyüktür. Yansıyan iletilenden daha büyüktür. Tekrar söylüyorum. Ben burada yine şey bilmiyorum değil mi? Hangisi daha ince, hangisi daha kalın? Hız ortama bağlıydı. Ben burada ortamın ince yay mı, kalın yay mı olduğunu bilmiyorum. Bununla ilgili kesinlikle bir şey söyleyemem. O zaman cevabımız ne olacaktır? Yalnız bir olacaktır. İkinci soru. O noktasından birleştirilmiş farklı kalınlıktaki gergin XY yaylarından X yayında şekildek gibi bir atma oluşturuluyor. Atma O noktasına ulaştıktan bir süre sonra yayların görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? İlk önce konuşalım bunu. Burası iki durumda konuşalım. Y X'ten daha kalın ise Y X'ten daha kalın ise bu durumda ne olacaktır? Bir atma baş yukarı iletilecek değil mi? Baş yukarı bir atma iletilecek, tamam. Peki yansıyan atma nasıl olacaktır? Gelecek, çarpacak, baş aşağı yansıyacak değil mi? Tamam. Peki genliklerin hızlarını konuşalım. Hızları ne olacak? Hangisi daha ince? Bakın X daha ince. X daha ince olduğu için buradaki hız daha büyük olacak. Yani X'deki hız, Y'deki hızdan daha büyük olacak. O zaman genişliklerini konuşacak olursak, X'in genişliği, genişliği neyle göstermiştik biz sizde? Genişliği, kitabımıza neyle göstermişti? X ile göstermiştir büyük ihtimalle. Genişliği hangisinin, çünkü X eşittir V çarpı T idi. Hangisinin genişliği daha büyük olacak? Bakın X'in genişliği Y'nin genişliğinden daha büyük olacak. Peki genliği konuşalım. Genliği konuşacak olursak genlik neydi? Enerjiydi değil mi? Enerjisinin bir kısmını buna iletti, bir kısmını buna iletti. Ya buna bakacağız. Peki tam tersi olursa, yani X Y'den daha kalın olursa, Y ince yay olursa, ince yay olduğunda yine iletilen atma aynen iletilecek. Baş yukarı geldi, baş yukarı iletildi. Peki yansıyan atma nasıl olacak? Serbest uç gibi davranacak ki aynı şekilde yansıyacak. Tep baş yukarı yansıyacak değil mi? Bu sefer bu da bu tarafa gidiyor. Bu durumda hızlarını karşılaştıralım.
Y daha şey olduğu için burada hız daha büyüktür. Y'nin hızı X'in hızından daha büyük olacak. O zaman tek tek bakalım. Ya biri baş yukarı, biri baş aşağı olacak ya tam tersi olacak, tamam mı? Bakın unutmuyorsunuz. Genlik enerjisi ile taşıdığı enerji ile doğru orantılı. Genişlik ise hız ile doğru orantılı. Genişlik hız ile doğru orantılı. Şimdi tek tek bakalım şıklarımıza. Şurada pek belli olmuyor. Şunu şöyle ben bir çizeyim. Tek tek bakalım. Şimdi bakıyorum gençler. Burada ne olmuş? Baş yukarı iletilmiş. Bakın baş yukarı gelen baş aşağı iletilmiş. Baş aşağı iletim mümkün değil. O zaman bu şıkkı eledim. Bakın bunu eledim. Yine aynı şekilde E şıkkına bakın. E şıkkında yine atma baş aşağı dönmüş. Bakın böyle olması da mümkün değil. O zaman şunlardan biri olacak. Bir baş aşağı dönmüş olabilir, bir baş yukarı dönmüş olabilir. Bu bir kalsın, bu olabilir. Baş yukarı, baş yukarı olabilir her ikisi de. Bu da bir kalsın. O zaman D de olabilir. Buradan artık tamamız. Sonra nelerine bakalım? Genliklerine bakalım. Hangisinin enerjisi daha büyük olacaktır? Bakın. Bakalım hangisinin enerjisi, genişliğine bakalım. Hangisinin hızı daha büyük? Bakın eğer burası bu şekilde geri dönüyorsa burası ince yaydır. İncedir, kalından inceye geçmiştir. O zaman bunun genişliği daha büyük olmalıdır. O zaman A'yı da eledik. B ile D'ye bakıyoruz. Bakıyorum ilk önce genişliklerine bakalım. Genişlikleri tamam. Genliklerine bakıyorum. Gençler ne oldu? Bakın nasıl yaya geçti? Kalın yaya geçti. Kalın yaya geçtiği için burada enerji daha fazladır. Cevabımız ne olacaktır? B şıkkındaki gibi olacaktır. Tamam. Üçüncü soru. Birbirine O noktasından eklenmiş farklı kalınlıktaki X ve Y yaylarından X yayında şekil 1'de gösterilen yönde ilerleyen baş yukarı bir atma oluşturuluyor. Tamam. Bir süre sonra yayların görünümü şekil 2'deki gibi olduğuna göre bakın bu iletilendir. İletilen. Bu ise yansıyandır. Bir süre sonra böyle görecekmişim yansıyan. Olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Yaylar aynı cisim maddeden yapılmış, yani kalınlıkları aynı değil. Esneklik sabitleri aynı. Bunu ilk önce kararlaştıralım kendi aramızda. Bakın ilk önce neye bakayım? İnce yaya mı geçmiş, kalın yaya mı geçmiş? Buna bakalım. Baktım. İletilen atma tamam. Baş yukarı gelen baş yukarı iletildi. Bunda problem yok. Ama şuraya baktığımızda baş yukarı gelen baş aşağı dönmüş. O zaman ters dönmüşse burası ne gibi davranmış? Kalın uç. Kalın uç gibi davranıyorsa bu durumda sabit uç pardon. Sabit uç gibi davranmış. Sabit uç gibi davranıyorsa o zaman burası kalın yaydır değil mi? Kalın yay. Yani Y daha kalın X'ten. Tamam bunu çıkardım. Başka ne çıkarabiliriz? Başka hiçbir şey çıkaramıyoruz değil mi? Bakın başka bir şey yok. Genliklerini karşılaştıramam. Şuranın kaç birim olduğunu bilmiyorum şuraların. Genişliklerini karşılaştıramam. Şuraların kaç birim olduğunu bilmiyorum. Bir tek bunu çıkarabiliyorum. O zaman benim için bakın kesin olan ifade budur. Tek tek bakalım. X y y yayından incedir. X y'den daha ince. Doğru. Y daha kalın dedik. İletilen atmanın hızı yansıyan atmanın hızından büyüktür. Şimdi ince yaya kalın yaya geçiyorum değil mi? Kalın yayda hız daha küçüktür. Kalın yayda hız daha küçük. O zaman daha küçük. Bu durumda ikinci ifade yanlış olur. Eğer ki daha yavaştır dese doğru derdik. Oluşturulan atmanın genliği, yansıyan atmanın genliğine eşittir. Gençler genlik enerjiyi de enerjisinin bir kısmını bakın buraya aktardı, bir kısmını buraya. O zaman oluşturulan atmanın genliği yansıyan atmanın ya da iletilen atmanın genliğine daha büyüktür. Eşittir kesinlikle diyemem. Cevabımız ne olacak? A şıkkındaki gibi olacak. Dördüncü soru. Gergin X, Y ve Z yayları, X, Y, Z yayları O1, O2 noktalarından birbirine eklenmiştir. X yayında oluşturulan bir atmanın O1 ve O2'den yansıyanları ve Z yayına iletilenleri. Bakın bu iletilen atma. Buna bir şöyle iletilen diyelim. İletilen atma bu. İletilenin şekildeki gibi olduğuna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Gençler, şimdi tersten gidelim. Bakın böyle sorularda tersten başlıyorsunuz. Z yayına iletilen baş yukarı. Dikkat. Z yayına iletilen baş yukarı ise o zaman Y'den Z'ye gelen atma bakın baş yukarı olmalı değil mi? Buradan buraya gelen baş yukarıymış. Buraya çarpmış, bunu iletmiş, sonra kendisi
baş aşağı dönüp yansımış değil mi? Bu durumda ters dönüyorsa burası nasıl davranmıştır? Sabit uç gibi davranmıştır. Yani daha kalın Z yayı Y yayından daha kalındır. Tamam? Burada okeyiz. Şimdi geriye gidiyorum. Bakın Y yayından Z'ye doğru ilerleyen atma nasıl? Baş yukarı. O zaman X'ten Y'ye geçen atma nasıl geçmiş? Bakın baş yukarı geçmiş ki. Baş yukarı da Z'ye gitmiş değil mi? Baş yukarı gitmiş. Baş yukarı giden atma bakın nasıl dönmüş yine? Baş aşağı dönmüş. O zaman burası nasıl davranmıştır? Sabit uç gibi davranmıştır. Eğer burası sabit uçsa nasıl yaydır? Kalın yaydır. O zaman şunların ikisini kıyaslıyorum. X'ten daha kalın olacak. Y X'ten daha kalın olacak. Şimdi tek tek konuşalım bu durumları. X yayında oluşturulan ilk atma baş yukarıdır. Öyle bulmadık mı zaten? Birinci ifademiz doğru. En kalın yay Z'dir. Bakıyorum Y X'ten daha kalın ama Z Y'den daha kalın. Bu durumda en kalın yay Z'dir. Doğru. X yayı Y yayından daha kalındır. Biz ne bulduk? Dedik ki Y yayı X yayından daha kalındır. Çünkü bakın Y'ye çarpan atma baş aşağı dönmüş. Baş aşağı dönüyorsa sabit uca çarpmıştır. O zaman bu ifademiz yanlış olacak. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2 yani B şıkkındaki gibi olacaktır. Umarım anlaşılıyordur. Aslında çok kolay bir konu. Hani birazcık anlatırken çok farklı şeylerden bahsediyormuşum gibi algılanabilir. Ama takıldığınız yeri tekrar şey yaparsanız, üzerinden geçerseniz çok anlayabileceğiniz bir konu, kolay bir konu. Beşinci soru. Aynı cins maddeden yapılmış ince ve kalın yayların kullanıldığı yay sistemlerinde şekillerde gösterilen yönlerde ilerleyen atmalar oluşturuluyor. Buna göre hangi yay sistemlerinde atmanın yansıyanı baş aşağı olur? Bakın yansıyanını soruyor. Gelecek, çarpacak, yansıyacak. Gençler burada bilmiyorum nasıl, çok belli olmuyor. Şurası şöyle daha kalın çizilmiş. Yine aynı şekilde burası daha kalın çizilmiş. Şöyle. Şurası daha ince çizilmiş. Tamam, şöyle. Tek tek konuşalım. Şimdi bakıyorum baş yukarı bir atma geliyor. Baş yukarı bir atma daha kalın bir yaya geliyor. Daha kalın bir yaya çarparsanız nasıl uç gibi davranacaktı bu uç? Sabit uç gibi davranacaktı. Sabit uça çarpan atma ne yapacaktı? Takla atacaktı. Baş yukarı gelen atma nasıl yansır? Baş aşağı yansır. O zaman burada yansıyan atma baş aşağı. Bakın yansıyanı soruyor size. Yansıyana bakıyorsunuz. Eğer iletileni sorsaydı iletilene bakacaktım. Okey. Devam edelim. İkincide baktım. Bu sefer burası daha kalın bir yay. Burası ise ince bir yay. O zaman şu yaya ilk önce türünü yazalım. İnce yay. İnce yay nasıl uç gibi davranacaktı? Hatırlayın konuyu anlatırken. Serbest uç gibi davranacaktı. Biz ne demiştik? Demiştik ki serbest uça baş yukarı gelen atma baş yukarı yansır. Serbest uça baş aşağı gelen atma baş aşağı yansır. Yani takla atmayacak, tamam mıyız? O zaman baş yukarı geldim. Serbest uca çarptığım için nasıl yansırım yine? Bakın yine baş yukarı yansırım. O zaman ikincisi baş yukarı yansıyacak. Üçüncüye bakıyorum. Üçüncüde baş yukarı bir atma geliyor. Nereye çarpıyor? Bakın gençler sabit uca çarpıyor. Sabit uca gelen atma ne yapacaktı? Ters dönecekti. Baş yukarı gelen atma nasıl yansıyacaktır? Baş aşağı yansıyacaktır sabit uç. O zaman bu yine nasıl oldu? Baş aşağı oldu. Bana hangileri baş aşağı yansır demişti. Cevabınız ne olacaktır? 1 ve 3 yani D şıkkındaki gibi olacaktır. Tamamdır. Devam edelim bakalım. Altıncı soru. O1 ve O2 noktalarından birleştirilmiş gergin X, Y ve Z yaylarından Y yayında gösterilen ok yönünde ilerleyen şekil 1'deki bir atma oluşturuluyor. Bakın Y yayında oluşturuluyor. Şu tarafı X, Y, şu tarafı Z yayı. Aynı cins maddeden yapılmış. Aynı cins madde dediğimde sakın kalınlıkları aynıdır diye algılamayın. Aynı cins madde diyorsam burada esneklik sabitlerinin aynı olduğundan bahsediyorum. Tamam. Hatta esneklik sabitleri, evet. Devam edelim. Aynı olan maddeler.
Ancak maddeden yapılmış yaylarının bir süre sonraki görünümü şekil 1-2'deki gibi olduğuna göre yayların kalınlıkları ile ilgili ifadelerinin hangileri kesinlikle doğrudur? Geçen kavram yanılgısına düşürmeyeyim sizi. Aslında yayların esneklik sabit de aynı değil, değil mi? F eşittir K çarpı X'ti. Bunları size verdik mi? Vermedik. Ama şurada mü'nün değeri farklı olacaktır. Aynı maddeden yapıldığında işte birim uzunluk başına düşen, yani şeyleri aynı, mü'leri aynı bunların, tamam mı? Aynı cisim maddeden yapılmış yayların bir süre sonraki görünümü şekil 2'deki gibi olduğuna göre yayların kalınlıkları ile ilgili ifadelerinin hangileri kesinlikle doğrudur? Bakın yine bize ne belirtmiş? Kesinlik belirtmiş. O zaman kesin ifadeyi hemen arayalım. Diyor ki, bakın Y yayından baş yukarı gelen, baş aşağı gelen atma Z yayına baş aşağı iletildi. Bunda problem yok. Bu iletilen atma. Sonra iletildi. Bu ne yapacaktır? Yansıyacaktır, değil mi? Yansıdı. Nasıl yansımış? Nasıl yansımış? Bakın. Bunlar yansıyanlar mı ya? Ay pardon gençler, pardon. Bunlar yansıyanları, tamam mıyız? Tamam. Bakın baş aşağı geldi atmam. Baş aşağı geldi, buraya çarptı. Baş aşağı gelip buraya çarpınca nasıl iletilecek? Baş aşağı iletildi. Baş aşağı iletildikten sonra ne yapmalı? Bakın gelip geriye dönüp gidip X yayına ulaşmalı, değil mi? Geriye nasıl dönmüş? X'in iletileni, bu iletilendir. Bu iletilen. Şu da iletilen. Sonra Z yayına çarptıktan sonra bu atma geri dönüp gidip X'e çarpmalı. X iletilen atma olduğuna göre nasıl bir atma gelmiş buraya? Bakın baş yukarı gelen baş yukarı iletilir. Demek ki X'e baş yukarı bir atma gelmiş. X'e çarptıktan sonra baş aşağı dönmüş. Bakın bu X'ten yansıyan atmadır. Şu X'ten yansıyan atmadır. X'ten yansıyan. X'ten yansıyan atma nasıl olmuş? Baş aşağı. Şimdi tek tek konuşalım. Bakın gençler ne olmuş? İlk önce baş aşağı gelmiş. Baş aşağı gelip Z'ye çarptığında baş yukarı dönüp buraya gitmiş. O zaman ters döndürdüğü için Z, şuraya yazalım. Z, Y'den daha kalındır. Tamam mı? Ters döndürdüğü için. Sonra baş yukarı atma geliyor. Baş yukarı atma X yayına çarpıyor. Ona baş yukarı bir atma iletiliyor. Kendisi baş aşağı yansıyor. Demek ki X Y'den daha kalın. Tamam? Bu çıkarımları yaptıktan sonra bakalım. X yayı Y yayından daha kalındır. X Y'den daha kalındır. Doğru. Z yayı X yayından daha kalındır. Z ile X'i karşılaştırmam mümkün değil, değil mi? Çünkü Z ile X'ten ikisinden birbirine geçen hiç atma olmadı. Bunları karşılaştıramıyorum. Y yayı Z yayından daha kalındır. Y Z'den daha kalındır diyor. Hayır. Z Y'den daha kalın. Bu da yanlış oldu. Cevabımız ne olacak? Yalnız bir, yani E şıkkındaki gibi olacaktır. Yedinci soru. Gergin bir yayda oluşturulan atmalar ve atmaların ilerleme yönleri şekildeki gibidir. Atmalar saniyede bir bölme, ilerlediklerine göre şekildeki konumdan geçtikten 5 saniye sonra yayın görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Bakın gençler, tek tek ilerletiyorum. Şu ucu aldım. Tamam? Bu uç benim referans noktam. Şuna bir gelelim. Burası sabit uç, burası serbest uç. Uçlara dikkat. Sabit uça geldiği için bu ne yapacak? Takla atacak. Buna da dikkat. Şimdi tek tek gelelim bakın. 1 saniye sonra burada. 1. 2. saniyede burada. 2. Ama nasıl bir atma? Bakın burası önce çarptığı için burası önce yansıyacak. 2. saniyedeki konumum bu. 2. saniye. 3. saniyede burada. 4. saniyede burada. 5. saniyede burada olacak bu uç. Demek ki ben 5. saniyeye geldiğimde nasıl gözükeceğim şurada? Bakın 5. saniyeye geldiğimde şöyle bir atma var burada. Tamam, bunu yaptık. Şimdi gelelim diğerini yapmaya. Bakın şu uçtan referans alıyorum. 1. saniyede geldim. 1, 2. Şimdi burası çarpıp geri dönecek. Bakın 3. saniyede önce burası yansıyacak. 3. saniyede burası önden gidiyor. 3. Peki burası ne yapacaktır? Ters dönecektir. Çünkü daha sonra burası yansıyacak. 3. saniyede bakın görünüm şu. Serbest uçtu. Ters dönmeyecek, değil mi? Serbest uçtan aynen yansıyacak. Serbest uçtan aynen yansıyacağı için
baş aşağı gelip baş aşağı gidecek. Tamam, pardon. 3. saniye. Burası 3. saniye. 3. saniyeden sonra 2 saniye daha ilerletelim. 3, 4, 5. Bakın 5. saniyede buraya geldi. Ve 5. saniyedeki görünümü nasıldır? Şöyle. Şu şekilde. O zaman ben artık bu yayı nasıl görürüm? Ben bu yayı bakın şöyle görürüm artık. Şunların ikisi üst üste bindiler. Burada ne oluşturdular? Girişim oluşturdular. Üst üste bindikleri için ben şöyle görürüm değil mi? Şöyle çizeyim. Şöyle görürüm artık bunu ben. Hangi şıkta var bu? Bakın A şıkkında. Gördük mü? Şu üstteki o kare atma. Bu da alttan gelen şu küçük üçgen atma. Bakın nasıl gördüm? Bu şekilde gördüm. Cevabımız ne olacak? A şıkkındaki gibi olacak. 8. soru. Gergin bir yerde oluşturulan atmalar ve atmaların ilerleme yönleri şekildeki gibidir. Bu atmalar şekilde verilen konumlardan geçtikten sonra hangi iki nokta arasında girişerek bir an için birbirini yok eder? Bakın bir an için birbirini yok etmeleri demek şöyle. Mesela şunun şurada üstüne gelmesi demek. Aynı şekilde üstüne gelmesi demek. Bir şunları gönderelim bakın. Hemen şuradan başlayalım. Sabit uca geliyor. 1, 2, 3, 3. saniyede çarpıp geri dönecek. 4. saniye olduğunda nasıl bir atma olacak? Bakın 4. saniyede bu burada ve bu şekilde. Şöyle yazalım 4. saniye. Sabit uca çarptı, ters döndü. Şimdi bir öbürünü de döndürelim, sonra bir yerlerde birleştirelim bunları. Bu nereye çarpıyor? Bu da sabit uca çarpıyor. Bakın 1 saniye sonra burada şu uçtan gidiyorum. 1 saniye sonra bu uç burada. 2. saniyede bakın bu uç burada. 2. saniyemde artık geriye döndü. 2. saniye. Artık hadi bunları hareket ettirelim. Bunu da bir 4 saniye hareket ettirelim de. 2. saniye 3'te burada. 4'te burada. 4. saniyede bu burada, bu burada. O zaman bir bölme daha ilerletelim. Bakın 5. saniyede bu burada, bu burada. Hala üst üste gelmediler. Bakın 5. saniyeden sonra 6. saniyede. 6. saniyede bakın ikisi de LM arasında olmayacak mı? 6. saniyede bu burada şu şekilde olacak. Keşke morla çizseydim. Onu hep morla gösterdim. 6. saniyede bu burada bu şekilde olacak. Bakın 6. saniyede bu atma da yukarıda bu şekilde olacak. Artık bunlar birbirlerinde aynısı ve ters olan atmalar değil mi? Bunlar birbirlerini ne yapacaklar? Söndürecekler bakın. Bir an için birbirini yok edecekler. Nerede yok ettiler? Bakın LM aralığında. Tut ki sana sordu. Dedi ki kaç saniye sonra birbirlerini yok ederler? Yine aynı yöntemle yapıyorum, tamam. İlk önce götürüp ikisini de birer kez yansıtıyorum. Yansıttıktan sonra işte ikisini de aynı sürede eşitliyorum. Sonra bir onu hareket ettiriyorum, bir onu. Bir onu hareket ettiriyorum, bir onu. Bir yerde kesinlikle gelip ne yapacaklardır? Onlar ters bir şekilde üst üste geleceklerdir. Onu yakalamaya çalışıyorum. Bakın burada ters bir şekilde üst üste geldiler. Ve atmalar birbirlerini LM aralığında söndürdüler. Zaman sorsalar da yine aynı şekilde atıyorum. Dedik kaç saniye sonra söndürürler. Bakın kaçıncı saniyeyi buldum. 6 saniye sonra birbirlerini söndüreceklerini buldum. Gençler, yay dalgalarıyla ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Bol bol test çözün. Oturtmaya çalışın yay dalgalarını. Bir sonraki dersimize su dalgalarıyla devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.